Şükrü Hoca ile şimdi Şükrü Hocam, Türkiye'deki fay hatlarını biraz konuşmak istiyoruz sizinle. Şimdi Doğu Anadolu fay hattından bahsediyoruz. Gösterir misiniz bize? Nereden başlıyor, nereye gidiyor? Risk devam ediyor mu? Bugün o hangi noktalarda patlama etkisini gördük? Aktarır mısınız? Tabii. Yalnız söyleyeyim, bu Türkiye deprem fay haritası değil, Türkiye deprem tehlike haritası. Evet. Ama ben fay hatlarını üzerinde bildiğim için rahatlıkla gösterebilirim. Şimdi bizim kader çizgilerimiz aslında bu. Bir tanesi Önemli işte, bir tabir kullandınız, kader çizgileriniz. evet, kader çizgilerimiz. Çünkü bizim yaşamımızı bu fay zonları belirliyor. Bu anlamda Bingöl Karlova'dan başlayıp Elazığ üzerinden Adıyaman'ın kuzeyinden Maraş'a doğru gelen ve Hatay'a doğru gelen bir kırık var ki Doğu Anadolu fayı. Bu gördüğümüz gibi 7,5'un üzerinde depremler üretebilen önemli deprem zonlarından bir tanesi. Bir diğeri yine Bingöl Karlova'dan başlayıp Doğu Anadolu'dan Erzincan üzerinden Ordu'nun güneyinden Tokat'tan geçip Amasya, Çorum, Çankırı'nın kuzeyinden Bolu'ya, oradan Sakarya'ya, oradan da İzmit Körfezi'nden Marmara Denizi'nin içerisinden Saros Körfezi'ne giden yaklaşık 1400 kilometre uzunluğunda bir fay zonu var ki Çok uzun. bu en büyük depremleri oluşturan bir fay zonu. Ve nitekim 1939'dan 1999'a doğru batıya doğru bir deprem göçü var. Şimdi bizim mesela burada bildiğimiz 1999 depremleri var. Şurada 1912 depremleri var. Bir boşluk var. Deprem olmayan bir yer. Marmara bölgesi. Şimdi bizim konumuz değil ama orada da benzer büyüklükte depremleri yaşama O durumumuz var. beklediğimiz, hazır olmamız gereken büyük Evet. Marmara depremi Evet. bu bölgede. Onu da İkinci zaman fay kalırsa zonumuz bu. konuşuruz ama şimdi biz kendi konumuza bugünkü hatta dönecek olursak. Ben kısa olarak Türkiye deprem Lütfen zonlarına şey tabii ki yapayım. anlatın Bir de konuşun Güneydoğu aklınıza. Anadolu fay zonu var. Burada Van depreminin de kendini Evet. gösterdiği. Burada Arabistan'la Anadolu topraklar arasında bir sınırda bu fay zonu. Mesela bunu açıklarken şunu da açıklamış oluyorum aslında. Hani Türkiye'de petrol az, Arabistan'da daha fazla diyoruz ya. Aslında farklı kıtaların parçaları bunlar. Yamalanmış, yan yana gelmiş yerler. Dolayısıyla burada da bir fay zonu var. Malatya'da bir fay zonu var. Burası çok depremsiz gibi gözükse de bu doğru değil. Tuz Gölü fayı var burada da. Ne kadar uzun bir periyotta deprem oluşturduğunu bilmiyoruz. Ve bir de Batı Anadolu Ege bölgesi var ki burada genellikle 7'yi geçen depremler olmaz. Daha küçük depremler. Hem Ege Denizi'nin içerisinde hem Batı Anadolu'da depremler var, yıkıcı depremler var. Çünkü burada geçmiş uygarlıkların izleri de var. Orada önemli kayıtlar da var, deprem kayıtları. Batı Anadolu'da da 1970'ten beri büyük bir deprem yok. Türkiye'nin deprem zonları bundan ibaret. Tam bir deprem ülkesiyiz yani aslında her Bir deprem noktada. ülkesiyiz ve Her noktayı etkileyen fay hatlarıyla ağlar şeklinde örülmüş vaziyette değil mi? Böyle aynen diyebilir öyle. miyiz? Bir de depremden etkilenmek için altından fay geçmesi gerekmiyor. Yani Konya'da da etkilenirsiniz, Niğde'de de etkilenirsiniz. Diğer hatlarda olan depremin şiddetine bağlı olarak Tabii, mı? tabii, tabii. Bakın Maraş'ta deprem oldu. 10 tane ilde yıkım yaşandı. Hat geçmeyen iller de etkilendi sonuç İşte itibariyle. İzmir'de yaşadık. İzmir'de bir deprem olmadı. Sisam Adası'nın depremi geldi. İzmir'de şurada büyük bir yıkıma neden oldu. Üstelik modern binalar yıkıldı. Zeminden kaynaklı olarak. Bunları hep yaşayabiliriz. Çünkü biz bir deprem ülkesiyiz. Biz bir deprem ülkesiyiz. Bu gerçekle bugün çok acı bir şekilde yine karşı karşıya Yüzleştik, kaldık. evet. Şimdi gelelim bugünkü o fay hattına. Nedir Evet. özellikleri hocam? Şöyle, bu fay hattı Doğu 600 Anadolu fay kilometre hattı. uzunluğunda şöyle hareket eder. Sol yönlü dediğimiz şu hareketi yapar. Ne demek o yani? Ne oluyor orada? Yani kara parçasının, kıta parçasının bir tarafı bir tarafa giderken diğer tarafı öbür tarafa gider. Yani şöyle Depremin sol yön. hareketi olarak mı söylüyorsunuz? Hareketi olarak. Deprem hareketi olarak. Evet. Yani bunu Kuzey Anadolu fayında 99 depreminde de yaşadık. Mesela bir parselde bahçenin yarısı öbür bahçeye doğru kaymış vaziyette olabilir.
Başka nasıl olabiliyor mesela diğer depremlerde? Yani diğer depremlerde mesela bu ikisinde biri sağ yönlü, biri sol yönlü. Burada ise çökmeler, yükselmeler olur. Nitekim Ege bölgesinin çok girintili olmasının nedeni dağların o çökmelerden dik, meydana gelen depremlerden dolayı o şekilde kalmışlar. Kıyıya dik dağlar var, arasında çökmeler var, faylar yüzünden. O yüzden girintili çıkıntılı. Bakın ne Karadeniz'de ne Akdeniz'de o kadar girinti çıkıntı yok. Bu faylar nedeniyle meydana gelen bir jeomorfolojik yapı. Peki, şimdi buradan lütfen devam edin. İleri ve geri hareketleri olan bir deprem yaşadık bugün itibariyle. Şimdi aslında herkesin merak ettiği soru şu, bu soru size ilerleyen günlerde de çok fazla sorulacaktır. Çünkü haklı olarak insanlar merak ediyor. Şimdi bu Doğu Anadolu fay hattı hocam, burada diğer fay hattıyla kesiştiğini mi görüyoruz? Yani diğer evet, hatları da o zaman bu hattı tetikleme ihtimali var mı ya da başka hatları? Hayır, bu Doğu yani Anadolu... Şurada birleştiğini görüyoruz. Evet, burada ben şimdi gördüğümü söylüyorum size, siz bize lütfen teknik olarak aktarın. Burada görüntüde bunlar böyle kesişiyor. O zaman etkiler mi diğerini? Şu bölgede bir etkileşim söz konusu olabilir. Yani Bingöl çevresinde ama buradaki Kahramanmaraş'ta meydana gelen bir depremin Kuzey Anadolu fayındaki herhangi bir bölgenin depremini etkilemesi, tetiklemesi mümkün değil. O zaman aslında herkesin aklındaki şu soruya cevap vermiş oluyorsunuz. O beklenen Marmara depremini tetiklemez bu deprem. Kesinlikle tetiklemez. O bölgenin zaten kendine ait potansiyeli ayrı. Tetikleme sadece aynı fay zonu üzerinde komşu bölgelerde olur. Bugün olduğu gibi. Ama şunu söylediniz az önce. Mesela şimdi burada Kahramanmaraş'ta olan bir deprem, işte hiç fay zonu, fay hattı olmayan başka şehirlerde de hissedildi ya. Evet. O artçılar tetiklemez mi kesiştiği noktalarda depremi? Hayır, o etkilenme farklı bir şey. Şimdi Kahramanmaraş'taki deprem hakikaten Türkiye'nin yarısında hissedildi. Bunun nedeni sadece depremin büyüklüğü değil, aynı zamanda yapıların üstüne oturduğu zeminin gevşekliği de olabilir. Siz onu normalden daha şiddetli hissedersiniz ve sanki o bölgede bir deprem olmuş gibi olabilir. Hatta deprem dalgaları zemin içerisinde çok büyürse, artarsa yapılar bile yıkılabilir. Aynı İzmir'de olduğu gibi. Hı. 1998'de de mesela Adana civarında Ceyhan'da bir deprem var. Çukurova, ova olduğu için, gevşek bir zemin olduğu için beklenenden daha büyük yıkım yarattı, can kayıpları olmuştu. O bakımdan hani bir slogan var, deprem öldürmez, yapı öldürür. Evet. Biz ona bir cümle daha ilave edelim, zemin de öldürür. Zemin de öldürür. İzmir bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Yani esas olan üstteki yapıyla zeminin barışık olması gerekiyor. Barışık olması. Yani şöyle mi hocam? Zemine, ya kuşkusuz her yerde sağlam apartmanlar yapacağız ama aynı zamanda da yapılan, inşa edilen yapıların zemin yapısına da uygun olması gerekiyor. Gayet tabii. Şimdi şöyle, normal şartlar altında zemini iyi bir zemin seçersiniz. Ama bazen seçme şansınız yok. Zemin kötüyse o zaman onun koşullarına göre güvenli, sağlam bina inşa etmek istiyorsanız kötü zemin koşullarında mühendislik uygulamanız gerekiyor. Yani onu dikkate almadan yapacağız bina yıkılır. Aslında bilim ve teknik bize her türlü sağlam bina yapmanın yolunu açıyor. Açıyor. Ki buna uyalım. Mesele ki buna uyalım aslında. Şimdi biraz daha bu hatta meydana gelen depremi konuşmayı sürdürmeyi istiyorum. Hocam bir de süresi 88 saniye değil mi? Bugünkü deprem. Evet. 88 yani uzun bir süreden bahsediyoruz. Tabii şimdi bu kadar hani 10 il etkilendi diyoruz ya, süresinin uzunluğuyla da alakası var mı bu geniş coğrafyayı etkilemiş olmasının? Tabii şöyle, deprem büyüklüğüyle deprem süresi arasında bir paralellik var. Mesela tabii 1999 Kocaeli depremi 45 saniye sürdü. Şimdi bunun da ilk açıklandığında 7.4 olduğunu açıklandığında 40 saniye 45 saniye sürmesinin normal olmasını beklerdik. Ama herkeslerden aldığımız duyumlarda bunun 40 saniyenin çok üstünde, dakikayı aşan, 1,5 dakikaya varan bir süre olduğunu duyunca bu çok paralellik arz etmiyordu. Sonrasında 7.4
saha gözlemleriyle birlikte 7.7 büyüklüğüne çekildiğinde bu sürenin doğru olduğunu anlıyoruz. Yani 7.7 büyüklüğündeki bir depremin olması için geçen süre aşağı yukarı sizin söylediğiniz 80 saniyelik bir süreyi doldurmuş. Yani mesela başka dünyadan başka örnekler verebiliriz. Mesela 2011 yılında Japonya'da meydana gelen deprem 6 dakika sürdü. 6 dakika. Tabii 2004 yılında Endonezya'da bir deprem oldu. Ben ona gidip tsunami araştırması yapmıştım. Evet, o da çok arkadaşlarımla. Büyük bir faciaydı. O da 6 dakika sürdü. Yani depremin büyüklüğüyle yani depremin hocam büyüklüğü arttıkça süresi de artıyor. Tabii, tabii. Ve verdiği hasar da aslında buna paralel olarak artmış oluyor, öyle mi? Evet. Tabii şiddetinin artmasının en önemli nedeni zeminsel faktörler. Yani deprem ne kadar büyük olursa olsun zemine uygun binalar inşa ettiğiniz zaman şiddeti sıfırdır. Yani hiç etkilenmiyorsa, yıkılmıyorsa, hasar görmüyorsa deprem istediği kadar büyük olsun. Hı hı. Ama görülen o ki bu yıkılan binalarda tabii bunlar hep incelenecek. Yapı standartlarının çok yüksek olmadığı açıkça görülüyor. Yani çok kolay yıkılmış. Çok kolay yıkılmış. Hasar görseydi insanlar sağ çıkacaktı. Bakın hasar görmeden öte tamamen yıkılmış. Evet. Yani insanlar bir moloz yığının içerisinde kalmış. Hocam çok fazla soracak sorumuz var size.